Ülkemiz dünyada olduğu gibi pandemiyi yaşıyor. Fakat ülkemizde pandemi pik yaptı. Hükümet gerekli tedbirleri almıyor. Palyatif çözümlerle bunu çözmek istiyor. Ama ne yazık ki biliyoruz, yani tüm rakamlar, AKP bu konuda çok başarılı. Rakamlarla oynayarak, algı operasyonu yaparak gerçekleri gizliyor. Bugün işçiler, binlerce işçi üst üste toplu taşımayla işine gidiyor veya gündelik çalışıp gündelik yiyen insanlar da mecbur gidiyor. Küçük esnafın iş yerleri kapatıldı, paket servisi şey yapıldı. Bir sürü işsiz var. Yani sadece o ücretsiz izine ayrılan 2 milyon kişi var. Bu rakamlar doğru söylenmiyor. Bu söylenmediği için de halkımız bu pandemiyi ciddiye almıyor. Sizler bir sorunu tespit edip ciddi olarak onu halka anlatırsanız halk da ciddiye alır. Bir örnek vereyim bunun için. Benim memleketimde bir vatandaş hastalanıyor. Bu testi pozitif çıkıyor. Git evinde tedavi ol diyor, bekle diyorlar. Evinde tedavi oluyor, sonra ağırlaşıyor. Hastaneye gidiyor, Hakk'a yürüyor. Hakk'a yürüyor, raporu burada arkadaşlar. Bu bir şey değil. Doğal ölüm olarak gösteriyor. Sizler bunları doğru söylemediğiniz sürece bu pandemi daha çok can alacak. Ama en büyük facia da cezaevlerinde yaşanmaktadır arkadaşlar. Cezaevinde her mahpusun devletin garantisindedir yaşamları. Onların sağlıklarından devlet sorumludur. Cezaevlerinde koronaya yakalanan mahpuslar tek hücrelik yerlere konuluyor. Tek hücre infaz yasasında ancak ağırlaştırılmış müebbet verilenler oraya konur. Bu insanlar orada tek başına, yani siz almadığı bir cezadan dolayı ona idam veriyorsunuz, müebbet veriyorsunuz. Onlar dezenfekteye veya hijyen maddelerine, sağlığa ulaşamıyor. Veya bazı cezaevlerinde ne yapılıyor? Covid koğuşları oluşturulmuş. Orada da yer yok, yerde yatıyor insanlar. Arkadaşlar, bu Türkiye'nin ayıbıdır. Şu anda 1560'ı üzerinde ağır hasta mahkum var. Aynı zamanda her gün cezaevlerinde bir ölüm haberi alıyoruz biz. Ve bu konuda iktidar hiçbir şey yapmıyor. Yaptıkları şu: o insanları ölüme mahkum etmek. Ve infaz yasasında şöyle bir yasa yok. İşte mahkumlar en uzak yere gönderilir. Ama uygulamada böyle yapılıyor. Ve bu ne demektir? Şu anda 300 bine yakın tutsak var içeride. Bu 300 bin tutsağın aileleriyle birlikte 1,5-2 milyon insan oluyor. Cezanın kişiselliğini bir kenara bırakıyorsunuz, ailelerini de cezalandırıyorsunuz. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, bunları eğer elinizden gelse Afrika'ya göndereceksiniz. Yani tam sınırın kenarına Selahattin Demirtaş, oraya. Bu bir cezalandırmadır arkadaşlar. Hukukla ilgisi yok. Diğer taraftan ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Ahmet Turan Kılıcı yaşından ve hastalığından dolayı affetti. Bu resimde sizler görüyorsunuz. Bu resimde elinde bidon. Sivas'ta 33 canı yakan adam, birinci sanık bu adam. Cumhurbaşkanı bunu affediyor. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ne zaman aşım olur, ne de af olur. Bu ayrımcılığı da bu şekilde yapıyorsunuz.